Şimdi Polonya, Polonya'nın sınırım ihlal edildi şeklindeki çıkışına dönelim. Çünkü bu e, savaşın başından bu yana önlenmeye çalışılan sözde tabii tırnak içinde. Rusya, NATO savaşını yani bir dünya savaşının fitilini ateşleyecek e, çıkış diye de niteleniyor. Polonya dedi ki Belarus'tan e, sınırım ihlal edildi. Burada Wagner, paralı asker grubunu dolayısıyla... Rusya'yı suçluyor. Putin'in hedefi ne? Polonya'yı işgal mi? Bunu konuşacağız değerli konuklarımızla ama bir de Polonya'dan gelen son açıklamaya bakalım. Ukrayna Savaşı ile gerilen Polonya-Belarus ilişkileri yeni bir krize sürüklendi. Daha önce Polonya sınırına Wagner askerlerinin konuşlanmasıyla karşı karşıya gelen iki ülke bu kez sınır ihlali tartışması yaşıyor. Polonya Savunma Bakanlığı'na göre Belarus'a ait iki helikopter hava sahası ihlalinde bulundu. Helikopterlerin tatbikat sırasında Polonya hava sahasına girdiği ve ihlalin radarla neredeyse yakalanamayacak kadar alçak irtifada gerçekleştiği belirtildi. NATO üyesi Polonya derhal müttefik ülkelere bilgi verdi. Sınıra ilave asker ve savaş helikopterleri yollama kararı aldı. Belarus Savunma Bakanlığı ise ihlal suçlamasını yalanladı ve Polonya'nın sınırı asker yığmak için bahane ürettiğini öne sürdü. Ukrayna savaşında Rus ordusuna topraklarını açan Belarus, son dönemde NATO komşusu Polonya'nın tepkisini çeken bir dizi adım attı. Rusya'da silahlı ayaklanma çıkaran Wagner savaşçıları Belarus'un Polonya sınırına konuşlandırıldı. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko geçen ay alaycı bir açıklama yapmış ve bazı Wagner askerleri Varşova'da geziye çıkmak istiyor demişti. Putin de geçen hafta Polonyayı Belarusu işgal etme hedefi gütmekle suçladı. Belarus'a saldıran Rusya'ya saldırmış sayılır diyerek gözdağı verdi. Şunu da söyledi. Ee, Polonya unuttu galiba ee, ülke. Nin toprakları Stalin'in hediyesidir. Senin şu anda aynı gemiye binip e, bana saldırı düzenlediğin Batı o zaman senin topraklarını Hitler'e vermişti. E, yani biz bunu sana hediye ettik. Hediye nedir? Geri alınabilir. Peki e, Putin'in an itibariyle bir yandan mutahıl koridoru ve Ankara gündemini konuşacağız. Ama bir yandan en sıcak noktadan başlayalım. Erdoğan Paşa'm, Putin'in hedefi ne şu anda? Yani Polonya mı var hedefinde? Yani bunu daha da eğer beni köşeye sıkıştırırsınız. Bir, sizi açlıkla terbiye edeceğim. Evet, tahıl koridorunu kestim. İki, savaşı size taşıyorum. Çünkü siz Zelenski'nin Moskova'yı vurmayı engellemiyorsunuz. Vurmasını engellemiyorsunuz mu diyor. Şimdi tabii e, Polonya e, yani nasıl e, Ukrayna e, yani istediği gibi e, olayı götürüp de yani lokmasını yutamadığı gibi Polonya ile ilgili olarak hiçbir şey yapamaz. Onu öyle görelim. Yani çünkü işin içerisine NATO doğrudan girecek. Bunun daha ötesi yok. E, şimdi o da biliyor onu. Ama e, bir yerde... E, malumunuz Rusya'nın e, buradaki amacı malum e, bu Wagner ekibini e, bir başından atmak nereye atmak işte Belarus'a atıp bir yerde de hedef onlara e, Polonya gibi bir şekilde verince e, bakın e, rahatlamış oluyor Putin'in asli amacı bu yani yoksa Polonya ile ilgili büyük bir hamlesi olması söz konusu olamaz şimdi burada bakın e, söylenen söz şu biraz evvel sizin e, yayında söylediğiniz şu Polonya ihlali ah, alçak irtifadan neredeyse radarlardan görülemeyecek şekilde alçaktan yapıldı bakın bu e, ben hep kader diyorum buna coğrafya kaderdir evet. Rusya'nın coğrafyası nasılsa Polonya'nın coğrafyası da alçaktan gelen hiçbir hava vasıtasını göremez bu, çünkü yükseltisi yok biraz e, güneyinde dağlar var Orada işte bulunduğu radar o güneyine olmadığı takdirde, kuzeyine olduğu takdirde arazi tamamen dümdüz. E, o yüzden radarlar çalışmaz. Efendim, e, bir şekilde NATO'nun e, söylediğimiz gibi efendim, e, radar uçakları uçsa dahi, görse dahi vurma imkanı elde edemez. Çünkü söylüyorum, vurma imkanı elde etmeniz için e, sizin e, o... E, sam olarak kabul ettiğimiz sistemlerin yani yerden havaya ateşleme sistemlerinizin de e, bir şekilde ateş görebilmesi lazım ki öyle ateşlesin. O nedenle söylüyorum. Polonya'da e, mahkum bir arazi, Ukrayna'nın birçok bölgesi mahkum. Benim işte e, bir şekilde e, Rusya'da dediğim gibi mahkum e, göremediği için e, işte bu e, önlemeyi asla Rusya ömür boyu yapamayacak. Aldığı tedbirler, söylediğimiz tedbirler olmadığı takdirde onu defaatle söylüyorum. Rusya'nın asli amacı birazcık işte o bölgede gerilim yaratarak Wagner ekibini tatmin etmek. Yani bakın biz de burada bir şeyler yapıyoruz falan gibi ortam yaratmak. Yoksa Polonya'ya herhangi bir saldırı söz konusu değil. Bunu zaten Polonya Başbakanı söyledi. Dedi ki e, buraya toplanan Wagner ekibi dedi. Yani sınırı değişik vesilelerle geçip kaçak bir şekilde geçip e, Polonya içlerinde tehdit yaratabilir. Buna dikkat ediyoruz. Buna karşı tedbirler alıyoruz dedi. Yani e, Polonya Başbakanı da öyle bir e, toplu e, bir harekat beklemiyor. E, o nedenle e, yani bu, burada Putin'in asli amacı bence e, bir an evvel... Prigojin'den ve Wagnerinden bir şekilde uzaklaşmasını sağlamak, Rusya'dan bunun yanı sıra da onlara bir iş vermiş gibi görünerek efendim, onların işte bir şekilde kullanarak acaba Polonya'ya bir saldırı olabilir mi gibi ortam yaratmak diye düşünüyorum.